250 liraya modellerini bilmediğim rastgele işlemciler aldım. Acaba içerisinden ne çıktı? Sağ olsun arkadaş soğutucu kutusuyu da göndermiş. Paketin içerisinden sigara çıktı. Niye öyle oldu ki? Adam bonus işlemci göndermiş yanında. E6300. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Umarım peçeteler iyi bir yerden gelmiştir. Şu an işlemciler zarar görmemiş gibi duruyor. Pentium 3 866 MHz. İkinci işlemcimiz Celeron 466. Bu da Celeron 566. İki işlemci de farklı yerde üretilmiş. 800 ve 866 MHz. Athlon 1800 dostlar. Athlon görmek beni duygulandırdı. 2000'li yıllarda Intel Pentium 4 ile ne kadar GHz o kadar güç avantajını kullanıp ekmek yiyordu. AMD de o dönem bir çakallık yapıp işlemci isimlerinde yüksek frekans gösterdi ama işin aslı öyle değildi. Yine de performans olarak Intel'i affetmiyordu. Yüksek ön bellekte oyunları çatır çatır açıyordu. Counter Strike, Mafia, Half-Life, GTA gibi oyunları oynayabiliyorduk. İçinden çıkan iki çekirdekli E6300'de GTA 5 oynayanlar bile